Benim eroinle başlamam 15 yaşındaydım. Gençtim. Çevrem çok bozuktu sayılır. Çevremde çok kişi vardı, çok arkadaşlar vardı, arkadaşlar sayılırdı. Bunlar hepsi, birileri eroin, birileri esrar, herkes bir şeyler yapıyorlardı. Ben de kendimi bunların arasında görmesini istiyordum. Bir pozisyon çıkmasını istiyordum. Ben de önemli birisi olmak istiyordum bunların arasında. Force gibi bir şey yapmak istiyordu insan. Tabii insan onlardan beraber takıldığı zaman otomatikmen onlar ne yaptığını biz de aynısından bahsediyorduk. Eroin çektilerde biz de eroin çekiyorduk. Onlar araba çalıyorsa biz de araba çalıyorduk. Dükkan suyuyorduk. Bunu yapıyorduk, şunu yapıyorduk. Kendimiz tabii güç göstermek istiyorduk. Öyle yavaş yavaş hepsi başladı. Daha 15 yaşındaydın, okula gidiyordun herhalde. Okula gidiyordum. Veyahut da okula gitmeye çalışıyordum ama çoğu zaman gitmiyordum tabii. Okulu tabii ki bırakıyoruz. İlgi çekmedi o dersler için. Sen burada doğdun büyüdün mü yoksa Türkiye'den buraya geldin? Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Peki arkadaşların arasında bu heyecanı yaşamak için neler oluyordu? Size kimler geliyordu ya da size neler yaptırılmak isteniyordu? Birileri mi vardı? Nasıl oluyordu? Birileri yoktu. Hani çevrede her türlü bir insan vardı. Birileri tabii bir iyi taraf vardı, bir insanlar vardı. O bu tarafta da kötü insan vardı. İnsan genç olduğu zaman insan otomatikmen bir kötü niyetli olan bir insana insan daha çok ilgi gösteriyor. Bence öyle. Gençler öyle. Bir iyi bir insan olduğu zaman, insan bir iyi bir insan gördüğü zaman onun ilgisi insana çekmiyor gençleri. Çünkü adam sonuçta hiç hayatında bir şey yaşamıyor. Almancası Langweiler. Almanlar öyle olduğu için insan şey yapmıyor. Ama öbür kişiler erol esrar kullanan veya da hırsızlık yapan, cebinde para bol olan kişilerde onlara daha çok ilgimiz çekiyordu. Bunlar bu parayı nereden alıyor? Bu güzel arabaları niye sürüyor? Nasıl sürüyor? Bilmem altın zincirler takıyor, elbiseleri tam şey. Biz onları istiyorduk genç olarak. Biz öyle kişilere takılıyorduk. 15 yaşındaydın o zamanlar değil mi? Evet, 15 yaşındaydım. 16 yaşından itibaren başladık artık. Peki nasıl başladın buna? Tabii birinci kez insan deniyor. Sen niye mesela bazı kişiler böyle rahat rahat konuşuyordu, keyfi yerindeyse niye keyfini yapıyorsun, niye çok gülüyorsun, ne yapıyorsun? Diyor ya ben biraz esrar çektim. E bu neyin nesi? Soruşturuyordun. Ve da çok kişi tabii ki hiç çevresine bakmadan herkes çıkarıp sıkaralık çeviriyordu. Sen ne yapıyorsun? Orada soru soruyorduk. Onlar tabii ki çıkarıp çekiyorlardı. Sen de bir fırça çek deniyordun. Çektiğin zaman insan gülüyordu, insan neşesi yerine geliyordu. Onlar senin yaşıtların mıydı? Evet, onlar benim yaşıtlarım. Yaşıtların? Ay, senin gibi 15-16 yaşlarında mıydı o sözünü ettiğin kişiler? Benim yaşta, benden birkaç yaş daha büyük, bazıları da bile 10 yaş daha büyük, hepsi hani... Onlar nereden buluyorlardı? Nasıl buluyorlardı? Sen nasıl aldın onlardan? Onlar da tanıdık bir kişileri vardı. Mesela Esra, Eroin Esra hepsi Hollanda'dan getiriyor. Biz de Nordrhein-Westfalen'de yaşadığımız için, biz mesela Hollanda sınırına çok yakın olduğumuz için bu Nordrhein-Westfalen çevresinde tabii ki Esra, Eroin çok oluyor. Herkes rahat gidiyor, geliyor. Tabii ki her tarafta Eroin Esra satılıyor. Birileri birisini buluyor, birisi şey yapıyor. Öyle kontak otomatikmen. Peki sen ilk aldığında nasıl oldu? O heyecanı ya da orada bir istek mi doğdu? Nasıl oldu? Orayı anlatır mısın? İnsan bir kez çektiği zaman insan kendini çok iyi hissediyordu. İnsan gülüyordu. Kendisini güçlü şey abi sanıyordu. Tabii insanın hoşuna gidiyordu. İnsan rahat rahat konuşabiliyordu, hareket çekebiliyordu. O tabii insanın hoşuna gittiği zaman her gün insan daha onu fazla çekmek istiyordu. O aynı pozisyona gelmek istiyordu. Yapıyordu. Peki ailen sana para veriyor muydu? Parayı nereden buluyordun? Tabii başından aynı biri bize para veriyordu. Ondan sonra tabii ki bizim ailemiz de tabii ki çok paralı olmadığı için para tabii bir zaman yetmiyordu artık. Çünkü bu paradan söz ettiğimizde yani esrar için herhalde vermiyordu da cip harçlığı veriyordu. Sen de bunları Eroin'e esrar harcıyorduk biz. Mesela ben haftalık eskiden hatırlıyorum 20 mark alıyordum. 20 Deutsche mark alıyordum eskiden. O tabii ki bir günde bir 2 gram esrar eroin satın alıyor. O para bitiyordu. Bütün hafta parasız insan kalıyordu. Tabii olmuyor. İnsan mesela başlıyor annesinin babasının cüzdanından para çalmaya. O zaman öyle yavaş yavaş baktım ki o da olmuyor. Her zaman çalamıyorsun. Veyahut da annen görüyor cüzdanını saklıyor. Paralarını saklıyor. Evde artık para da açı bırakmıyordu. Ondan sonra biz başladık mesela ben kendim mesela başladım bilmem bilgisayarımı satmaya, oyuncaklarımı ne varsa evde satılacak para getirecek bir şey varsa biz onları satıyorduk. Paramızı öyle şey yapıyorduk.
O zaman annem babam gibi fark ettiği zaman tabii ki onlar saklı, onlar tabii düşünüyorlardı. Boran bu parayı ne yapıyor? Soruşturuyorlardı. Sen ne yapıyorsun? Erol Esra mı kullanıyorsun? Parayı nereye harcıyorsun? Ben tabii ki hayır yok, ben paracım, ben kendim için harcıyorum dedim. Tabii ki olmadı. Ondan sonra tabii ki annem babam gibi de bana para vermediği için otomatikman insan tabii ki o zaman annesi babasını artık karıştırmıyor. İnsan kendisi gidiyor bir yerden para bulmaya çalışıyor. Peki ne yaptın? Para bulamadığın zaman ne yaptın? İşte o zaman yine eski çevre geliyor. Arkadaşlar söylüyor yani bizde şimdi mesela şu anda cebimizde para yok. Nasıl yapacağız? Şimdi bir kişi düşünse aklına belki bir şey gelmez. Ama 3-4-5 kişi beraber olursa düşünün ne yaparız? Ya bir mümkün bir yere soyalım. Böyle bir şey çalalım. Oradan para yaparız. Şunu yapalım. Biz de tabii ki öyle yaptık. Küçük Çalar mıydınız? çalardık. Küçük tefek şeyler çalardık. Mesela giderdik plus Aldi gibi yerlere giderdik. Bir şeyler çalardık. Böyle dükkanlara giderdik. Elbise çalardık. Değerli bir şeyler çalmıyoruz. Cep telefonlar çalardık. Onlarla başlardı. Bakardık ki bu tabii ki çok tehlikeli oluyor. Yakalanıyor insan. İnsan polislik oluyor. Biraz da çabuk yakalanmayan bir şey düşünüyorduk. O zaman da biz başkaları gençlerin mesela cep telefonlarını çalıyorduk. Onları suyuyorduk sokakta. Gidiyorduk 4-5 kişiydik, arkadaşlık. Geziyorduk. Birisini görüyorduk. Bakıyorduk buna belki para vardır. Cep telefon var. Değerli bir şey vardır. Gidiyorduk adamı sıkıştırıyorduk. Parasını çalıyorduk. Cep telefonu alıyorduk. Gidiyorduk onu satıyorduk. Öyle kendimize harçlık yapıyorduk. Erol Esra yapmak için para, öyle bir şey yapıyorduk. Peki ne kadar zaman içtin? Sonra neler oldu? Ben 15 yaşından başladım. Bağımlısı 16-17 yaşından itibaren bağımlısı oldum. Ondan itibaren 28 yaşına kadar kullandım. 27-28 yaşına kadar. 27-28 yaşına kadar ne kullandın? Ya da toz gibi bir şeyler aldın? Eroin, esrar, kokain, uyuş çiçekleri. Cezaevinde yattığını söyledin. Nasıl fark edildin? Satarken mi yoksa içerken mi yakalandı? Şimdi içmek için ceza vermiyorlar Almanya'da. Tabii üzerimize bir şey olduğu zaman onlar için çok ceza yoktu. Bizim hani benim hapishane düşmem tabii bir şeyler çalıyordun, birilerini soyuyordun. O şeylerin yüzünden biz tabii mahkemelik oluyorduk. Birinci, ikinci kez hakim yine bırakıyordu. Ama biz tabii ki her gün yapıyorduk. Çok yaptığımız için tabii o zaman otomatikmen bir zaman o zaman hapishane atıyorlardı. Cezan çok muydu? Yani çaldın, hırsızlık. Çok mu hırsızlık yaptın? Çok hırsızlık yaptım, çok şey yaptım. Ben şimdiki sonradan düşünsem, ben şimdiye kadar kaç kişinin parasını çaldım, kaç kişiyi dövdüm, kaç kişiyi bilmem ne yaptım, kaç insanlara zarar getirdim. Şimdi şu anda sayamam ama çok kişiydi. Pişman mısın? Pişmanım şimdiki. Peki cezaevinde kaç yıl yattın? Neler yaşadın? Ben komple 5 sene yattım hapishanede. Bir kere 2 sene, bir kere 1 sene, ondan sonra yine 2 sene, hani komple 3 kere yattım. Hep bunlar uyuşturucu kullanmakta. Uyuşturucu. Sattın mı? Tabii ki sonradan insan bir zaman geliyor. İnsan tabii ki kullandığın eroin esrar yetmiyor. Bazı mesela 10-20 euroluk aldığın yetmiyordu artık. Ondan sonra tabii insan yükseliyordu, çıkıyordu. Daha fazla lazım oluyordu. O zaman otomatikman insan satışa başlıyordu. Hollanda tabii yakın olduğu için insan Rotterdam'a gidiyordu. Venlo'ya gidiyor. Oradan büyük bir Parti olarak parti olarak evet alıyorduk. Mesela 500-100 gram alıyorduk. Onları satıyorduk. Kendimiz kullanıyorduk. Satıyorduk. O parayı yine çıkartıyorduk. Biz o işleri yavaş yavaş büyütmeye uğraşıyorduk. Sonuçta böyle mafya gibi şey gibi şey yapmaya uğraşıyorduk. O düşünceler de bize vardı. Hani biz 3-4-5 arkadaş oluyorduk. Büyüyelim diyorduk. Çok para kazandın mı sen? Tabii insan çok para kazanıyor ama insan otomatikmen çok kullandığı için çok para da kazanıyor. O zaman otomatikmen çok para kazandığı zaman daha fazla insan çekiyor. Tabii gittikçe insan hani gittikçe çoğalıyor hepsi. Ve başında mesela 10-20 gram satın alıyorsaydık bilmem yarım sene sonra 1 sene sonra biz yaklaşık kilolara karşı geliyorduk. Kilolarla şey yapıyorduk, ediyorduk. Zaten sonuçta o benim belam oldu. Ve son kez 800 gramdan yakalandım. Hollanda'dan gelirken arabadan ehliyetim de yoktu. Sene hangi yılda bu? Bu 2006'ydı şimdilik. 2006'ydı. Ben onun için tutuklandım Peki cezaevine. polis daha önce sattığını ya da içtiğini fark etmiş miydi, biliyor muydu? Tabii biz polise tanıdık kişiydik. Polis zaten bize bir taraftan takip ediyordu, bakıyordu bunlar ne yapıyor, ne ediyor. Ama tabii ki 24 saat bize bakamazlardı. Ama biz polise tanıdık hani. Benim isim bu çevrede tanıdıktı. İnsanlar biliyorlardı bu oran eroyuncu, esrarcı, satıcı, pislik yapan bir insandı. Herkes biliyordu. Evli miydin? Ben mi? Evet. Yok, evli değilim. Evli değilsin. Yok. Nasıl yaşadın cezaevinde? İçmek istemiyordun.
gezdin, bulamadığın, bunlar nasıl? Şimdi Almanya hapishanelerde her şey bulabilirsin. Almanya hapishanelerinde esrar var mı? Esrar var, eroin var, beyaz var, haplar var, nasıl? Para var, her şey var. Cezaevlerinde. Bu nasıl oluyor? Tabii ki şimdi çok kişiler ziyaret alırken, mesela çoğu hanımlar oluyor. Onlar bir yerlerine saklıyorlar, içeri getiriyorlar. Çünkü hapishanedeki eroin esrar değeri otomatikmen 5 katına çıkıyor. Dışarıda mesela 10 euro ise hapishanede 50 euro oluyor. Öyle de. Peki siz cezaevinde böyle esrar, eroin ya da hap gibi şeyler satın alma imkanı buldunuz? İmkanı var tabii, satın alıyordu. Ben kullanıyordum çoğu zaman. Kim veriyordu size bunları? İşte orada ziyaret kim alıyorsaydı, adamlar nasıl diyeyim, şimdi adam dışarıda satıyorsaydı hapishanede şu zaman içeride de satmak istiyor. Kendini. Yoksa dışarıdan gelen gerekli olan uyuşturucu ya da hapı getiriyor, işte yakında veriyor, siz de oradan paylaşıyor muydunuz? Şimdi çoğu zaman mesela diyelim çoğu ziyaretlerden getiriyorlardı. Oradaki çalışan şeyler bilmiyordu tabii ki. Ama aralarında ben yattığım zaman da bir kişi vardı mesela. O da hapishanedeki kişilerden, dışarıdaki kişilerden beraber iş yapıyorlardı. Dedim mesela sen burada çalışıyorsun, sen eroin esratı hapishaneye rahat getirirsin. Biz sana 2000 euro veriyoruz aylık. Sen bu kadar eroini, bu kadar esrarı sen hapishaneye götür, biz orada satış yapıyoruz. O dediğiniz kişi bunu gardiyana ya da orada hapishanede çalışan birilerine mi söylüyordu? Tabii gardiyanlar. Bazen tabii benim Alman. Benim Alman'dı, evet. Benim yattığım zaman da bir gardiyan vardı. O sabah sonradan yakalandı da. O aylardan beri adam hep eroin esrar hapishaneye getiriyordu. Adamlar, onlar dışarıdaki adamlar ona 2000-3000 euro aylık veriyorlardı. Diyorlar dedi ki sen bu eroin esrarı al, içeri at diyordu. Bizimkilerine ver, onlar da satış yapsın. Parayı da gene dışarı getiriyorlardı. Öyle tabii ki oluyordu. Hapishanede her şey bulunuyor. Yani belli bir miktarda içeri giriyordu. O içeri giren miktar sipariş veren kişiye iletiliyordu. Evet. O kişi de onu içeriden işte uyuşturucu bağımlısı olan kişilere satıyordu. Evet. Peki parayı nereden alıyordun siz? Mesela örneğin sen aldın mı, öyle bir şey yaptın mı? Tabii şimdi mesela ben aldım ama şimdiki hapishanede de alışveriş oluyor. Aile, dışarıdaki olan aileler mesela para yatırıyor hapishanenin kontosuna, bankasına. Evet. Oradan alışveriş yapıyor insan. Mesela annemgil mesela 100 euro yatırıyorlardı, alışveriş yapayım bu ay için. Ben 100 eurodan 50 eurosunu alışverişini, kimde eroin esrarı var ona veriyordum. O bana onun karşılığında eroin esrar satıyordu. Yani 5 yıl içinde sen aynı cezaevinde, yattığın cezaevinde esrar eroin kullanmaya devam ettin. Kullanmaya devam ettim, evet. Ne geliyordu daha çok? Esrar mı geliyordu, hap mı geliyordu, neler geliyordu? Çeşit, hani zaten sonuçta insan dışarıda gibi seçemiyordu. Ne geliyorsaydı insan onu kullanıyordu. Yeter ki insan beynini biraz, yine insan uyuşturucu kullandığı zaman tabii ki, insan hapishanede olduğu zaman tabii ki insana çok zor düşüyor. Evet. Bu zamanları geçirmek için, bu zamanı geçirmek için insan ne yaparsa, hani ne mümkünat varsa yapardı. Biz eroin esrarı bulduğumuz zaman çekiyorduk kafaya, öyle bir zaman unutuyorduk. En azından o 10 saat için, 6 saat için insan bir taraftan rahattı. Hapishane çevresini insan unutuyordu. Kendisini dışarıda gibi hissediyordu. Toplu bir yerde mi yatardınız yoksa hücrede mi kalırdınız? Yok, biz hep ya iki kişilik, ya üç kişilik, ya da bir kişilik odalar vardı tek. Peki bu dağılım konusunda nasıl ele geçirirdiniz? Gerekli olan maddi esrarı ya da eroini hapishane içinde nasıl ele geçirirdiniz? Sana nasıl ulaşırdı? Tabii insan kişileri bir zaman, bir süre sonra insan kişileri tanıyor. Mesela biliyor bu olan kontakları var, bu olan eroin getirebiliyor. O biri mesela esrar getirebiliyor. O biri hap getirebiliyor. İnsan öyle kişileri tabii tanıyordu. Çünkü bir hapishanede olduğu zaman insan bir zaman sonra herkesi tanışıyor. Biliyor mesela bu olan bunu yapıyor. Bu olan da bunu bulursun. Bunda bunu bulursun. İnsan tabii ki o zaman gidiyordu. Bana bu kadar bir şey lazım. Ayarabilir misin? Yapabiliyor muyum diyor. Hapishane içinde ceza alan Türkler mi yapıyordu bunu, yoksa Almanlar mı yapıyordu para kazanmak için? Almanlar, Türkler, Marokkanlar. Hepsi. Orada böyle şey olmuyordu. Hani kim ne bulabiliyorsa getiriyordu. Hani öyle bir şey yoktu. Tek Türkler yapıyor, tek Almanlar yapıyor, öyle bir şey yok orada. Herkes yapıyor. Peki bu kaldığın süre içinde esrar da kullandın.
yakalandın, daha önceden kullanıyordun, ceza aldın, yakalandın, içeri girdin. Cezaevinden çıkalı ne kadar oldu? Şimdi çıkalı 3 sene oldu. Evet. Hapishanede. Bu 3 sene içinde gerçekten samimi söyle. Bu 3 sene içinde kullandın. Bu 3 sene hiç kullanmadım çünkü ben kendi eski çevremde ben hapishaneden sonra ben tedavi gördüm, terapi yaptım. Ondan sonra ben başka bir merkeze taşındım. Şu anda son 3-3,5 senede beri orada yaşıyorum. Ve ben bu eski hayatımdan ben kapattım. Bundan kurtulmak terapiyle mi yoksa beyin olarak mı kurtuluyorsun? Sonuçta hani en önemli olan insan bir zaman geliyor. Hani her kim eroin esrarı kullanıyorsa bir zaman insan kafasında meşbur bir düğme çevirmesi gerek. Çünkü insan kendisi istemediği anda hiç bırakamazsın. Sen kendin istediğin zaman o zaman bırakabilirsin. Tabii ki insan o anda kafanda şey yaparsa, hani kafandaki düğme çevirirse, diyersen ben bunu bırakmak istiyorum, o zaman sana yardım lazım. O zaman terapi gidiyorsun, orada kendini açıklıyorsun, açık açık konuşuyorsun, kendini çalıştırıyorsun psikologlarla. Ona sana yardımcı oluyor. Ama önemli olan senin kafandaki düğme çevirmezse o zaman hiç olmaz. Peki alamadığın zamanlar deyip de alamadığın zamanlarda o kafandaki düşünce seni esrara yöneltti mi ya da çekti mi, ne yaptın, nasıl yaptın? Tabii insan başı, hani en başında insan hapishaneden çıktı, terapiden çıktı, sonra insan çok düşünüyordu o zamanları. Ben eroin esrarı kullandım, şey yaptım, ettim. İnsan, tabii ki insan yine çekiyordu, düşünüyordu, gideyim yine bir şey çekeyim mi, edeyim mi, yapmayayım mı? Tabii ki çok zor bir zaman insan için. Ve o zaman için tabii ki yardımcı olan kişiler oluyor tabii ki. Onlar da terapiden sonra insan yine de kendisine bakıyor, şey yapıyor. Ve onun yüzünden benim düşündüğüm en önemli olan insan kendi eski çevresini meşbur terk edecek. Evet. Yoksa onun çaresi yok. Çünkü insan kendi çevresine geri dönse, otomatikmen kafanda o düşünce gelse, hani yine o düşünüyorsun, canım yine çekiyor. O zaman çevrede olduğu zaman eski kişileri görsen, o zaman otomatikmen şansın hiç yok ondan kaçmaya. Benim şansım vardı. Benim ailem, ben ne yaptığımsa, ne ettiğimse yine de benim ailem hep arkamda duruyordu. Hapishane düştüğüm zaman hapishane geliyordu, beni ziyaret ediyor, para gönderiyordu. Ben evde olduğum zaman yine annem, babam gibi hep elini kolunu evine açıyordu benim için. Hiç beni bırakmıyorlardı. Benim o çevrem, hani ailem benim çok şey yaptı. Ama bu esrarı kullanırken, hırsızlık yaparken o zaman da ailen seni çevirmek için mutlaka üzerinde durdu. Sana söyledi, yalvardı. O zaman ne düşünüyordun? İnsan tabii insan çok duygulanıyordu. İnsan annesini görüyor, annesi ağlıyor, biliyor sen eroin esrarı kullanıyor. Ben evde bile kullanıyordum. Annem biliyordu, ben kendi odamda oturuyordum. Eroin kullandığımı annem biliyordu. O da mutfakta veya da oturma odasında oturduğu biliyordu. Benim oğlum şu anda odasında eroin esrarı çıkıyor. Aman annem ne yapsın? Başka çaresi yoktu. Beni kaybedeceğini dedi ki, annem bile böyle düşünüyordu. Evde otursun, evde eroin çeksin, biz yanımıza kalsın ama dışarı gidip de pislik yapıp da hapishaneye düşmesin. Bizim yanımıza kalsın. Tabii annem gidip diyordu, oğlum bırak bunu, yapma, etme. Ama biz dinlemiyoruz. Bizim niyetimiz başkaydı. Esrar ya da eroin kullanan birisine baktığın zaman nasıl anlarsın? Tabii insan, şu anda ben bir tecrübeli insanım. Diyeyim, sayılırım bir taraftan. Çünkü ben bir insana baktım, insanın gözüne baktığım zaman tabii ben hiç biliyorum, bu olan eroin mi kullandı, esrar mı kullandı, hap mı kullandı, beyaz mı kullandı, ne kullandı, insan otomatikmen belli ediyor. Neresinden belli olur? Gözünden mi, kaşından mı ya da duruşundan mı? Nasıl? Şimdi mesela esrarda insanın gözün beyazı kıpkırmızı oluyor. Yaş altına gibi oluyor. İnsan eroin kullandığı zaman gözün küçük siyahlara çok küçük simsiyah oluyor. Hani küçük oluyor. Pupiller diyorlar. Tabi oradan gözme bebeği oluyor. Evet. Onlar çok küçük oluyor insan eroin kullandığı zaman. İnsan beyaz kullandığı zaman onlar büyük oluyor. Oradan insan gözlerden fark ediyor. Ne kullanmış ve hangi durumda şu anda. Esrar eroin daha sonra da damara vurulana mı gider? Tabi onun en son yolu, en son şeyi damara vuran şey oluyor. Ben kendim damara kadar gelmedim ve bir taraftan tabii böyle düşünüyorum. Ben hapishaneye düştüğüm için benim kurtuluştu. Çünkü insan her zaman hapishaneye düştüğü zaman ve çıktığı zaman, insan yine eroine başladığı zaman insan her zaman daha fazla kullanıyor. Daha çok ineğe doğru gidiyor. Benim şansım vardı. Ben hapishaneye düştüm, o benim kurtuluş oldu sonuçta.
Ben hani ben yakalanmasaydım o zaman belki bir gün ineği de vururdum. Ve insan ineği vurduğu zaman otomatikmen bir zaman %100 ölüm geliyor.